Efendim bugün Kütüb-i Sitte diye anılan 6 muteber hadis kitabından 3.'sünün müellif olan İmam Ebu Davud'un bir sözünü nakletmeye çalışacağız. Bu zat ömrünün sonunda Basra'ya yerleşmiş ve ilim öğretmekle meşgul olmuştur. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 500 bin hadis-i şerifini yazdım. Onların içinden bu kitaba, yani Sünne Ebi Davud'a 4800 hadis-i şerifi seçtim. Bunlar arasında da bir Müslümana dinini yaşamada şu 4 hadis-i şerif kafi gelir buyurmaktadır. Birincisi, ameller niyetlere göredir. Tabi bunun devamı var. Herkese niyet ettiğinin karşılığı vardır. Kim Allah ve Resulü için hicret etmişse, onun hicreti Allah ve Resulü'nedir. Kim de elde edeceği bir dünyalık için veya evleneceği hanım için hicret etmişse, onun hicreti de hicret ettiği şeyedir. İkincisi, helal meydanda, haram da meydandadır. Bunların arasında şüpheli şeyler vardır. Harama düşmemek için bu şüphelerden sakınmak lazımdır. Hatta kim şüphelerden sakınırsa din ve ırzını korumuş olur. Her melikin bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğu da haramlarıdır. Yani yasak bölgesi manasında. Dikkat ediniz. Bedende bir et parçası vardır. O et parçası düzgün olursa bütün beden düzgün olur. O et parçası bozuk olursa bütün beden bozuk olur. Haberiniz olsun ki o kalptir. Üçüncüsü, bir müminin kendisi için istediği ve sevdiği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe imanı kamil bir mümin olamaz. Dördüncüsü ise insanın kendisine faydası olmayan şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Min husni İslamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi diye geçiyor. Üçüncüsü, la yu'min ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. İkincisi, innel halale beyinun ve innel harame beyinun ve beynehuma müştebihatun diye başlıyor. Birincisi de, innemel e'malu bin niyat ve innema li kulli imri'in ma neva diye başlıyor. Görüldüğü gibi İmam Ebu Davud'un Kütüb-i Sitte müelliflerin üçüncüsü 500 bin hadis-i şeriften sünnene yazdığı 4800 hadisin de bir nevi özeti olan bu 4 hadis-i şerif çok mühimdir. Allah-u Teala sevgili peygamberimizin bu hadis-i şeriflerinin kıymetini bilmemizi hepimize nasip buyursun efendim.